Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Bakara Suresi 158-163. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın şairindendir. Safa ve Merve iki tepe ismi ve tarihi boyut itibariyle Hazreti Hacer'in ilk defa oralara geldiğinde, işte oğlu İsmail'le beraber, oğlu İsmail kucağında bir bebek, o şekilde geldiklerinde etrafta yaşayan yok, ıssız, sessiz bir vadi, Safa ve Merve arasında böyle gidip geldiği, su aradığı, işte o sırada bir ses duyup, o ses sahibine, ey sesin sahibi, sesini duydum, kendini de göster dediği, Cebrail Aleyhisselam'ın bunun üzerine görüldüğü, kanadıyla vurduğunda zemzem suyunun çıktığı kitaplarda anlatılmakta. Ve hacda da Safa Merve arasında say denilen, yani orada gitmek, oraları da görmek, hacın en azından sünnetleri arasında bulunmakta. Ayet-i Kerime, Safa ve Merve Allah'ın şairindendir diyor. Bunun burada beyan edilmesi şu açıdan tefsirlerde değerlendirilmiş. Safa ve Merve'de İslam öncesinde iki tane put koymuşlar. Ve bu putları ziyaret ediyorlar. Bu putların önünde adak kurbanları kesiyorlar. Ama Araplar Müslüman olduktan sonra acaba yine buralara da hacda gidilir mi gidilmez mi? Kendi aralarında bir tereddüt yaşıyorlar. Çünkü İslam öncesinde buraları kirletmişler tabiri caizse. Ve kötü yönde buralar kullanılmış, putperestlikte kullanılmış. Allah-u Teala oralara gitmenin, sa'yı yapmanın bir mahsuru olmadığını bu ayette beyan ediyor. Yani bir zamanlar kötüye kullanılmış olması oraların tarihi boyutunu ortadan kaldırmaz. Safa ve Merve Allah'ın şairindendir. Allah'ın şiarı olan, Allah'ın alameti olan şeylerdendir. Şiar kelimesi veya şair kelimesi alamet, alametler anlamında. Mesela nasıl ki haç işareti Hristiyanlığın alametlerindendir. Onu gördüğümüzde Hristiyanlık hatıra gelir. Altı köşeli yıldız Yahudilerin alametindendir. Onu gördüğümüzde Yahudilik hatıra gelir. Onun gibi Kabe İslam'ın şairindendir. Kabe'yi gördüğümüzde İslamiyet hatıra gelir. Demek ki Safa ve Merve de orada meydana gelen bazı tarihi olaylar cihetiyle Allah'ın şairinden, Kur'an-ı Kerim bize bunu böyle ifade ediyor, Allah'ı hatırlatan yerler. İşte tarihi olayların olduğu yerleri düşünelim. Mesela diyelim bir Uhud Dağı'na çıkıldığında orası da Allah'ın şairindendir. Orada önemli bir savaş yaşanmıştır. İnsan oraya gittiğinde adeta o olayları tekrar gözünde canlandırır. Oraya doğru gitmiş olur. Bunu ifade babında her milletin bir takım şairleri olduğu söylenebilir. O şairlerin manası bilinmezse bir mana ifade etmez. Yani diyelim ki bir gayrimüslim Uhud Dağı'na gittiğinde orada herhangi bir duygu içerisinde bulunmaz. Çünkü arka planını bilmiyor. Orada neler olduğunu bilmiyor. Ama bir Müslüman Uhud Dağı'na gittiğinde hayalen 14 asır öncesine gider. Oradaki meydana gelen olayları Kur'an-ı Kerim'in perspektifinden adeta tekrar yaşar ve zaman tünelinde bir yolculuk yapmış olur. Demek ki bu anlamda Allah'ı hatırlatan önemli olayların meydana gelmiş olduğu yerleri görmek, ziyaret etmek bu da önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim buna dikkat çekiyor. İşte siru fil art, yeryüzünde gezin, dolaşın. Fenzuru keyfe kana akibetullezine min kablikum. Sizden öncekilerin akıbeti nasıl olduğuna bakın. Demek ki bu anlamda tarihi yerlere gitmek, o tarihi yerlerde neler olmuş, bunları hatırlamak önemli. Mesela bir Ürdün'e gidildiğinde, Ürdün'de Lut Gölü'nün bulunduğu yere de gitmek, orada Lut kavminin başına gelen olayları düşünmek, işte yerle bir edilmeleri, şehirlerinin
üstünün altına getirilmesi, başlarına gökten taş yağdırılması gibi bu olayları hatırlama babında oraları görmek, oralardan bir ders, bir ibret almak gerekiyor. Burada da Safa ve Merve Allah'ın şairindendir derken, işte orada tarihte meydana gelen bir takım olaylar ve özellikle Hazreti Hacer validemizin oraya gidip gelmesi ve Zemzem'in orada çıkması, bu olayları hatırlama babında demek ki oraya gitmek, görmek gerekiyor. Femen haccel beyte evi atemara, kim beyti hac etse, Beytullah'ı hac için ziyaret etse veya umre için ziyaret etse, fela cunah aleyhi en yattavvefe bihime, Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, oraya gidip gelmesinde kendisi için herhangi bir vebal yoktur. Yani cahiliye döneminde buralara put konulması, putlara kurban takdim edilmesi yanlış şeylerdi. Ama o yanlıştan dolayı Safa ve Merve Allah'ın şairi olmaktan çıkmaz. O geride kalmıştır. Siz buraları gezin, buraları dolaşın. Allah-u Teala bu mesajı veriyor. Hac belli bir ayda, Zilhicce ayında yapılan bir ibadet. İslam'ın 5 şartından birisi. Umre ise Zilhicce ayı dışında geri kalan 11 ay içerisinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Hac ömürde bir defa insana farzdır. Umre ise sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defa hac etmiştir ve bir defa da umreye gitmiştir. Dolayısıyla umre sünnet oluyor. Hac ise farz oluyor. Men istetâ ileyhi sebîle, oraya gitmeye bir yol bulabilene hac etmek bir görev, bir farz. وَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا, kim hayır olarak ziyadesiyle ikramda bulunsa, hayırda bulunsa, فَاِنَّ اللّٰهَ, şüphesiz Allah, شَاكِرٌ alim, Allah yapılan iyiliklerin karşılığını verendir ve kim ne yapmışsa bunu da bilendir. Yani şakir, şükreden demek. İnsana nispet edildiği zaman Allah'ın nimetlerinin kadri kıymetini bilen, Allah'ın nimetlerine şükreden anlamında. Ama bu isim aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bir ismi olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani Allah-u Teala kullarının yapmış olduğu iyiliği karşılıksız bırakmaz. Allah kulunun minneti altında kalmaz. Dolayısıyla kim ne iyilik yapmışsa Allah bilir ve karşılığını verir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى, İndirmiş olduğumuz apaçık ayetleri ve yol gösterici hükümleri gizleyenler, مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ, kitapta biz onu insanlara beyan ettikten sonra gizleyenler, اُولَٰئِكَ, işte onlar, يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ, Allah onlara lanet eder. وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰئِنُونَ, diğer lanet ediciler de ona lanet ederler. Tabi Allah'ın laneti, Allah'ın onu rahmetinden uzak kılması anlamındadır. Mesela şeytanla, iblisle alakalı ayetlerde lanehullah, Allah ona lanet etti. Yani onu rahmetinden uzak kıldı, onu rahmetinden uzaklaştırdı. Bu anlamda ifade ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın burada nazara vermiş olduğu, yani bir kısım insanlar var ki kendilerine apaçık ayetler, ilahi hükümler gelmiş. Bunları biliyorlar ama ardından insanlardan gizliyorlar. İnsanlarla bunu paylaşmıyorlar. Hatta üzerini örtüyorlar. Demek ki bunlar ilahi laneti hak etmiş oluyorlar. Allah onlara lanet eder. Lanet edenler de onlara lanet eder. Tabi burada lanet edenler, İşte melekler, insanlar gibi, insanların da laneti onun üzerine olur. İllellezine tabu ve aslahu ve beyyanu. Ancak şöyle olanlar müstesna, tevbe etmişse, durumunu düzeltmişse ve bir de gizlemiş olduğu hak vakikatı beyan etmişse. Yani şu üç özelliği taşıyanlar bundan müstesna. Tevbe edecek, yani dönecek ve hata yaptığını itiraf edecek. Ardından durumunu düzeltecek, kendine bir çeki düzen verecek ve bir de gizlemiş olduğu şey neyse, bu gizlemiş olduğu şeyi
hak vakikatı beyan edecek, açıklayacak. فَاُولَٰئِكَ işte onlar, اَتُوبُ عَلَيْهِمْ ben onların tevbelerini kabul ederim. Yani onları mağfiretime mazhar kılarım, tevbelerini kabul ederim. وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ve ben tevvabım, rahimim. Yani Cenab-ı Hakk'ın burada iki ismi nazara veriliyor. Cenab-ı Hak tevvaptır, tevbeleri kabul edendir ve rahimdir, son derece merhametlidir. Ve merhametinin haddü payanı, sınırı söz konusu değildir. Sonsuz merhamet sahibidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا gerçekten o inkar edenler ve مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارِ kafir olarak ölenler, inkar edip de kafir olarak ölenler, اُلَٰئِكَ işte onlar, aleyhim lanetullah, Allah'ın laneti onların üzerinedir. وَالْمَلَٰئِكَ ve meleklerin de laneti, وَالنَّاسِ ve insanların da laneti, ecmain, bunların hepsinin laneti o kimselerin üzerinedir. Burada sadece küfre düşmek değil, inkarı yaptıktan sonra, küfür içerisinde olduktan sonra bu hal üzere ölenler, yani kafir yaşayıp kafir ölenler, bunlarla alakalı Cenab-ı Hakk'ın lanetinden, meleklerin, insanların hepsinin lanetinden bir bahis var. Bir insan hayatının bir döneminde belki kafir yaşayabilir. Evvelini ifade etmek gerekirse aslında bütün insanlar masum doğarlar. Yani dünyaya geldiklerinde masumdurlar. Ve bülû dönemine kadar, 12-15 yaşlarına kadar bu masumiyetleri devam eder. Kafirlerin de çocukları buna dahildir. Onlar da yine masumdurlar. Ancak bülû ile beraber artık imtihan başlamıştır. Ve dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Böyle bir dönem içindedir insanlar. Diyelim kendi iradesiyle küfür yolunu tercih ettim. Küfür yolunda gitmek yanlış bir yolda gitmektir. Ama bir insan yanlış yolda gittiğinin farkına varırsa doğru yola da gelebilir ve bu defa doğru yolda yol almaya başlar. İşte kafir olan insanlar zamanla dönebiliyorlar. Bu defa eski hayatlarına artık kırmızı bir kalem çekiliyor. Eski defter kapanıyor tabiri caizse. Yeni beyaz bir sayfa açılıyor. Sahabenin ekserisi eski hayatlarında küfrün içindeydi. Ve eski hayatları karanlıktı. Cahiliye döneminin karanlıkları onlara da bulaşmıştı. Günahlar onlara da bulaşmıştı. Ama İslam'a girmekle artık eski yaptıkları geride kaldı. Ve o defter kapandı. Allah-u Teala onlara yeni beyaz bir sayfa açtı. Bunu kirletmemek şartıyla onların eski hataların affedildiği ayetlerde, hadislerde ifade edildi. İşte günümüzde de ve bütün zamanlarda da bir kısım insanlar hayatının bir döneminde kafir olabilir ama dönüş yaptığında o zaman tevbe ile dönüş yapmış olacaktır. Eski günahları affedilebilecektir. Ama bir kısım insanlar da var ki masum dünyaya geliyor ama ardından küfrü tercih ediyor, küfür üzere yaşıyor ve sonunda da kafir olarak ölüp gidiyor. Bir insan kafir olarak ölmüşse demek ki Allah'ın lanetine maruz kalıyor. Ve Allah ona lanet ediyor, melekler ona lanet ediyor. Gerçek anlamda insan olanlar ona lanet ediyor. Gerçek anlamda insan olanlar derken şunu kastediyorum. Kur'an-ı Kerim kafirleri anlatırken اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامْ بَلْهُمْ اَدَلْ yani onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdırlar. Kur'an-ı Kerim kafirleri böyle ifade ediyor. Bunların hayvandan daha da aşağı olduğunu bize anlatıyor. Böyle olunca insanlar onlara lanet eder ayetteki ifade. Demek ki gerçek insanlar, insanlığını kaybetmemiş olanlar, insana verilen bu insanlık nimeti çok büyük bir paye, çok büyük bir rütbe. Mesela diyelim orduda yüksek kademeye gelmiş birisini düşünelim. Ama ardından hıyanet etse, devletin bir takım sırlarını düşman kuvvetlere satsa, bunun farkına varıldığında artık o rütbeli olarak dolaşamaz. Onun rütbeleri sökülür ve cezası verilir. Buradan temsil olarak ifade etmek gerekirse, Allah-u Teala bize en yüksek payeyi
en yüksek rütbeyi koy vermiş, insanlık rütbesini bize vermiş. Bu insanlık rütbesi artık devam etmesi bize bağlı. Eğer o insanlık rütbesine layık bir şekilde yaşayabilirsek o rütbe devam ediyor. Ama bu rütbenin hakkı verilmediğinde veya insaniyet manasına hıyanet edildiğinde o rütbe insandan alınıyor. İşte kafirleri Cenab-ı Hak anlatırken onlar hayvan gibidir, hatta daha da aşağıdır diyor. Demek ki kafir olarak ölenlere insanların lanet etmesi gerçek anlamda insanlar, insanlığını devam ettiren insanlar bu şekilde anlaşılabilir. Halidine fiha ve onlar o lanette daimidirler. Yani onlar lanet halkası onların boyunlarından ebediyen çıkarılmaz. Veya Allah'ın lanetinin bir tecelligahı olan cehennemde onlar daimidirler. Oradan çıkmayacaklardır. La yuhaffafu anhumul azabu ve azap onlardan hafifletilmez. Tabi burada azap onlardan hafifletilmez. Cehennem bir azap yeri, bir işkence yeri. Yani Cenab-ı Hak kullarına işkence etmekten haşa zevk mi alır? Allah bunu böyle takdir etmiş. Ve insanda hem iman edecek hem de küfrü tercih edebilecek bir irade yaratmış. Ve iman yolunda giderse cennet gibi mükafatı ona vaat etmiş. Ama küfür yolunda gidecek olursa bir cehennem olduğunu, cehennemin de çok çetin bir azap yeri olduğunu bildirmiş. Ve bunları bize anlatırken de فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun demiş. Böyle olunca insanlar kendi iradesiyle cehennemi seçmiş oluyorlar. Allah kimseyi böyle doğrudan hemen cehenneme atmıyor. Bir imtihanın neticesinde imtihanı kaybedenler öyle bir azaba maruz kalıyorlar. Dünyada da cehennem azabını hatırlatan bazı şeyler oluyor. Mesela diyelim yazın çok sıcak. Özellikle mesela Güneydoğu'da, güney bölgemizde sıcaklar çok daha fazla. 45 dereceye varan sıcaklık var. Veya biraz daha aşağıya inilse 50 dereceye varan sıcaklık var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaz sıcağını cehennemden hafiften bir esinti gibi değerlendirmiş. Yani uzaktan bir esintisi dünyaya geldiğinde o cehennem ateşinin işte yaz şeklinde adeta kendini gösteriyor ve insanları bunaltıyor. Kaldı ki yani cehennem dayanılmaz bir ateş tarzında öyle tasvir edilmekte. Böyle olunca elbette bu çetin bir azap, çok şiddetli bir azap. Dünyada da bu azabın numuneleri bu şekilde kendini göstermekte. İşte insanın bu azabın çetinliğini düşünüp de küfür yolundan vazgeçmesi ve cenneti netice verecek şekilde ameller işlemesi gerekiyor. Ve ilahukum ilahum vahid, ilahınız bir tek ilahtır. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Errahmanur rahim ve o Rahman rahimdir. Yani ilahınız olan Allah sonsuz merhamet sahibidir. Sonsuz ikram, ihsan sahibidir. Dolayısıyla ona ibadet ettiğinizde yapmış olduğunuz ibadetler boşa gitmeyecek. Taraf ilahiden mükafatlandırılacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi bir ceza mahalli olan cehennemden uzak eylesin ve lütfunun tecelligahı olan cennette sayısız ikramlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler dilerim.